Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki sponsorumuz da sizlerin abone olmasını rica ediyor ve diyor ki hediyelerden yararlanmak için, çekilişlerden yararlanmak için mutlaka ve mutlaka abone olsunlar ve videoları takip etsinler diyor. Çünkü her şey burada saklı diyor. Fenerbahçe Karagümrüğü, Fatih Karagümrüğü deplasmanda yendi. Yendi yenmesine ama nasıl yendi? Şimdi Jorge Jesus'tan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Babacars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Galatasaray ile şampiyonluk yarışı ve hakem kararları hakkında bazı açıklamalarda bulunuyor. Sözleşmeye dair de konuşuyor. Ama diyor ki öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin doğranmaya çalışıldığı maçlardan biri de Alanya maçıydı. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verildi? Anlamadım diyor. Ben söylerim de şimdi başıma iş gelir. Yani taraftarlarımız yorumlara yazacaktır. Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımızın olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Zaten Galatasaray puan kaybedeceğinden %100 emin olduğu için bu algıları yapıyor. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimiz 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz demiş. Onlar da hala yan yollardan gitmeye çalışmaya devam ediyor. João Pedro şanssız ve ağır sakatlıklar yaşadı. Geçen haftayı hasta olarak geçirdi. İyi durumda değildi ama ön tarafta bir şeyler yapmamız lazımdı. Penaltı beklediğimiz pozisyonda da iyi işler yaptı diyor. Hani penaltı beklediğimiz pozisyonda net darbeyi herhalde herkes görmüştür. Sosyal medyada da görmüşsünüzdür. İptal edilen golü şimdi yine gördüm. Neden iptal edildi yine anlamadım. Buna faul veriyorsanız hepsine faul verecekler ceza sahası içindeki. Hani kazanmamıza rağmen bunu söylüyorum diyor. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım bir daha hakem konuşmak zorunda kalmam diyor. Yani Jesus'un maç değerlendirmesinde Arao'nun iptal edilen golüne değiniyor. Hani niye olduğunu anlamadığını belirtiyor. Doğru mu? Doğru. Alanya maçı da aynı şekilde diyor. Hani Valencia'ya yapılan penaltı pozisyonu bak. Yani takımın gücünü ortaya koydu. İnanmaya devam ettiler diyor. Skoru değiştirebileceğine inandılar. Biz hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz. Hala şansımızın olduğuna inanıyoruz. Çünkü rakiplerimiz de puan kaybedecek diyor. Uzun olarak. Bu kalan 8 maçta hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Biz inanıyoruz. Şampiyonluk yarışının içindeyiz diyor. Hani takımın performansından memnun olduğunu söylüyor. João Pedro konusunda şanssız diyor. Doğru. Hani bugün oyuna sokarken fiziksel olarak en iyi kapasitesinde olmadığını biliyordum diyor. Ama ön tarafta da değişiklik yapmam lazımdı diyor. Yani topu çok iyi saklayan bir oyuncu. Penaltı beklediğimiz pozisyonda da iyi iş yaptı diyor. Hani Arao'nun golünü söylüyor. Bir de hakemler hakkında konuşmak zorunda kalmam diyor. Ben şunu söyleyeyim. Jesus'un cümlelerinden bir tanesi de şu. Yani taraftar bizim kadar inanmıyor diyor. Taraftar bizim kadar inanmıyor şampiyonluğa diyor. Ben şunu söyleyeyim. Taraftar inanıyor aslında da Jesus hocam. Hani senin de bazı inadın var. Sen gidip de en önemli maçta üçlüyle oynayacağım inadın yüzünden belki de ondan dolayıdır. Şimdi Jesus'tan sözleşme cevabı da gelmiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aslında çok net bir açıklama yapıyor Jorge Jesus. Ne diyor? Başkan devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine 2 ay kaldı. Şu anda ligin bitmesine 2 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum demiş. Şimdi ben size geçen gün ne duyum verdim? Dedim ki uzatılıyor diyen de yalan söyler. Uzatılmıyor diyen de yalan söyler. Ve dedim Mayıs ayında konuşulacak. Yani Mustafa Hoca yine bildi olayı gibi bir olay var. Tabii Flamengo ile anılıyor, Brezilya ile anılıyor falan filan. Şimdi Selahattin Maki maç sonunda katliamın ucundan döndük diyor. Bir şey söyleyeceğim. Niye hep biz dönüyoruz? Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tebrik ediyorum. Çok önemli ve kritik bir viraja döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vehametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı diye başlıyor söze. Bizim en uzak tribünlerin en ücra köşesinden rahatlıkla görebildiğimiz penaltıyı ne sahadaki hakem görebildi ne VAR'daki uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Günlerdir algılar, lale orta, MHK diyorlar.
Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak algısı. Değil mi? Herhalde bu işte bir tek hakemlerin haberi yok. Herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü iş. Ben bütün kurumlara sesleniyorum. Bu lobicilerden korkmayın. Son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın. Ligin kalan itibarını kurtarmaya çalışalım diyor. Bununla birlikte salı günleri normalde olması gereken adaletin bekçileri, rakibimiz bir program yapacaktı her salı günü adaletle alakalı. Yenilen bütün hakları masaya koyacaklardı. Kendilerine önümüzdeki salı bu programı yapmalarını söylüyorum. Bugünkü maçtan çok malzeme çıkar. Madem herkes için adalet, hadi bakalım bütün birikmişleri masaya koyun da hep beraber hesabı görelim diyor. Bu kadar algıya rağmen 3. defa Fenerbahçe'nin boynuna ip dolanmaya çalışılmasına rağmen Fenerbahçe'de 2 kupada da yoluna devam ediyor. Bugün çok psikolojik bir eşikten döndük diyor. Gol pozisyonu tartışmaya açık olması gereken bir pozisyon. Bazı Avrupa liglerinde çok rahat gol olarak verilebilecek pozisyon. Emre Mor'un maçın başından sonuna kadar yediği dayak var. Kimse bunu konuşmuyor. Ciddi anlamda hakem katliamının ucundan döndük. Hakem katletti de takım refleks gösterdi. Bugünü kurtardık. Beşiktaş'ın Hatayspor Gaziantep maçları için itirazına da değiniyor. O benim şu anda yapacağım yorum değil. Hani değerli başkanız ve bu görevi verdiği yöneticiler açıklama yapar diyor. Taraftarlarda birikmiştik. Birikmiş bir negatiflik var. 9. yıla giriyoruz. Ancak ben hep söylüyorum bize yapsınlar. Sahada oynarken Fenerbahçe oyuncusuna top geldiği zaman ıstıklamanın kime ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Hala ayaktayız. İki kupada devam ediyoruz. Bundan sonra takımın etrafında kenetlenmelerini rica ediyorum diyor. Son 8 haftayı bari kurtaralım. Objektiflik olarak korkusuz bir MHK ve TFF yönetimi bekliyoruz. Erden Timur'la ilgili sezon sonu açıklayacağı sözlerini soruyorlar. Tipik ve klasik açıklamalar. Varsa Türk futbolunun bekası için açıklasınlar görelim. Ama bir şey açıklamayacaklar diyor. Hani Erden Timur'un Zaniolo'yla ilgili canlı yayındaki açıklamalarını da soruyorlar. Bizde bir sürü Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Antepli var. Bu canlı yayında büyük bir zafermiş gibi masaya koymak bana göre büyük bir racyonsuzluk. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik. Fenerbahçe olarak girmeyiz de diyor. Şimdi Valencia'nın penaltı pozisyonu. Ekrana getireyim arkadaşlar. Şimdi Erman Torul diyor ki ya ki bu pozisyonu görüyor. Ama hadi görmedi varsayalım. Var neden çağırmaz? Çok merak ediyorum. Pozisyon net penaltı diyor. Pozisyon belli hoca ya diyor yani. Ya hakikaten bak. Hakem görüyor. Bak. Hakem görüyor bu pozisyonu arkadaşlar. Yani bu benim verdiğim dar açı. Geniş açıda Fenerbahçe'nin resmi hesabında da var. Hakem bu pozisyonu karşısından dikine görüyor. Ama ne hakem çağırıyor yani ne hakem penaltıyı veriyor ne VAR çağırıyor. Ya Allah aşkına. Pozisyon net penaltı ya. Süper Lig'de penaltısız gol sayıları. Fenerbahçe 51, Karagümrük 46, Galatasaray 44. Daha hala algılar ağlamalar. Ya penaltı da futbolun içinde iyi saymayalım o zaman. Penaltılar da saymayalım. Ceza sahası içinden şutları da saymayalım. Bu ne ya? Bizim bir Nazım Hoca vardı Trabzonlu. Maç PES oynardık. Derdi ki siz istediğiniz takımı alabilirsiniz. Ben de alırım. Ama sizi futbolcularınızı kızartacağım. Yok kızartmayacağım. Sizinkiler random olacak. Benimkiler kızaracak. Nasıl yani? Ya bizim futbolcular rastgele olacak performans durumu. Onunkiler müthiş olacak. Tamam kabul diyorduk. Sonuçta hani kendimiz de geliştiriyoruz diye. Lan gol atıyorsun. Bu ne biçim gol? Lan ne biçim gol? Gol işte. Saymam ben bu golü. La PES oynuyoruz PES. Kurallar, sistem, bilgisayar. Yok kabul değil. Yani bir yerlerde izliyorsa Nazım Hocama buradan selam olsun. Bütün Trabzon'a da selam olsun. Bütün Trabzonsporlara, Trabzon'daki Fenerbahçelilere de selam olsun. Yani günlük hayatın içerisinde böyle bir şey var. Daha o da bilirdi. O da derdi ki ulan derdi. Ben zaten sizin kadar anlamıyorum. Siz gençsiniz derdi. Sizinkini de kızartsam siz beni hoşaf edersiniz. Her maç 8-9 tane atarsınız derdi. Ne yapayım derdi. Doğru. İnsan kendini bilip konuştuğu zaman başka oluyor. Ama bilmeden konuşunca. Yani olay bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İrfan Can'la ilgili bir kardeşimiz çok ciddi bir serzenişte bulundu. Ben dedim ki enteresan bir veri var elimde. Bunu söyleyeceğim sana çok şaşıracaksın dedim. O verileri açıklamanın vakti geldi. Arkadaşlar İrfan Can Kahveci bakın. Bir şey söyleyeyim. Bana da eleştiriler geliyor. Diyorlar ki İrfan'ı hedef ediyorsun. Lan ben İrfan'a hedef etsem İrfan'ı da ederim. Rossi'yi de ederim. Arao'yu da ederim. Öbürünü de ederim. Kenara da çekilir izlerim. Çünkü ben eğer birilerine hedef etsem bu kanal çok daha büyür. Ama ben daha çok savunulacak tarafındayım. Bakın İrfan Can'ın aslında güzel bir istatistiği var. İlk yarıda girdiği 4 tane top sürme girişiminin hepsinde başarılı olmuş.
Aslında bak, başarılı reaksiyon. Ben kaç puan verdiklerine de bakıyorum şu anda. Önümde sistemim var. 7,2 vermişler. Bence az vermişler. Niye biliyor musunuz? İstatistiğin devamı da var. 57 dakika. 57 dakika. Bir tek kötü sıkıntı orta isabeti. 8 ortada 1 isabeti var. Evet, bu çok kötü bir istatistik. Ama zaten Türkiye Ligi'nde 1000 ortada 2 gol istatistiği düşünüldüğünde normal. 4 top sürme girişimin hepsi başarılı. 6, 7 ikili mücadele ilk yarıda. 6'sında başarılı. Yani maç bitene kadar. 1'de 1 hava topu kazanma. Top sürme girişimi 4'te 4. Yani kendisine bir faul yapmış. Bir de kendi faul yapmış. Bir de top çalması var. Hani fena değil bu istatistikler. Jesus'un 57 dakika tutmasının sebebi bu arkadaşlar. Şimdi 7,2 vermişler normal. Bir de Emre Mor var. Emre Mor'u da konuşalım. Emre Mor da kaç dakika süre aldı Emre Mor? O da 57 dakika. İrfan'la birlikte çıktı. 35'te 30 pas isabeti %86. Orta isabeti 1'de 0. Uzun top isabeti 2'de 2. İsabetli şut 1. Top sürme girişimi 5'te 4. Kazanılan ikili mücadele 9'da 7. Yani arkadaşlar biri 9'da 7. Öbürüne bakın Allah aşkına ya. Yani biri 9'da 7, öbürü 7'de 6. Muhteşem ikili mücadele kazanma yüzdesi. Yani rakibi kanatlardan getirtmeme yüzdesi. 13 top kaybı yaşamış. Bir de top çalması var. 7,1. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben İrfan'a da Emre Mor'a da bu maç özelinde bak. İrfan'a 8, Emre Mor'a 9 verdim bu maç özelinde. Eğer hakem adil kartlar verseydi, adil fauller verseydi çok farklı olurdu. Arda Güler, şimdi Arda Güler'i de konuşalım. Asıl bomba burada yatıyor. 7,8 vermişler. Muhtemelen maçın yıldızı Arda mı seçilecek? 33 dakika. Bir asist. Çok güzel. 19'da 13 pas isabeti. %68 bak. Normalde Arda'nın pas isabeti yüksektir. Birde bir orta isabeti. Bir önemli pas. Birde bir uzun pas. Bir isabetli şut. Kaleyi bulmayan şut 1, engellenen şut 1. Top sürme girişimi 6'da 3. Hocam 37 dakikada, evet. Kazanılan ikili mücadele, burası çok komik. 12'de 8. Lan 33 dakika oynadın, vicdansız. 12 ikili mücadeleye nasıl girdin? 12 ikili mücadeleye girip 8'ini nasıl kazandın? Bu gençlikte, bu az fizikle. Kazanılan hava topu 1'de 1. Top kaybı 10. Faul 1, kendisine yapılan faul 3. Top çalma 2. Yani müthiş bir istatistik. Miha Zajc. Bence maçın adamı seçilir. 45 dakika 1 gol. 41'de 39 pas isabeti %95. 3'te 3 uzun top isabeti. 1 isabetli şut. Kazanılan ikili mücadele 3'te 1. Top kaybı 3. Yapılan faul 1. Uzaklaştırma 2. Geriye koşu 1. João Pedro. En eleştirilen isim. 45 dakika. Kaleyi bulmayan şut 1. Engellenen şutu 1. 9 kez topa dokunuş yapmış. 5'te 4 pas isabeti. 1 önemli pas. Kazanılan ikili mücadele 2'de 1. Kazanılan hava topu 1'de 1. Top kaybı 2. Faul 1. Yapılan faul 1. Böyle bir istatistik. Rossi. 33 dakika. Bakın Arda Güler'le birlikte giriyor. Kaleyi bulmayan şutu 1. Top sürme girişimi 3'te 1. 10'da 6 pas isabeti. 1'de 0 uzun top. 3'te 1 ikili mücadele kazanma. 8 top kaybı. Ama bu oyuncular oyuna sonradan hani nasıl diyeyim size? Umut olarak girdikleri için normal. Bakın maçın kötülerinden biri Valencia. 90 dakika. 4'te 1 top sürme girişimi. 14'te 12 pas isabeti. Hani Pedro'nun bu kadar az pasına şaşırmayın. 90 dakika oynayan 14 pas atmış. Orta isabeti 2'de 0. Uzun top isabeti 1'de 1. Kazanılan ikili mücadele 11'de 4. Bir düşüş oldu malum ama. Kazanılan hava topu 4'te 1. Top kaybı 10. Faul 1, kendisine yapılan 3. Bir kez ofsayta düşmüş. İki kez de geriye koşusu var. Serdar Dursun bak 45 dakika. Bir tane engellenen şutu var. 11'de 9 pas isabeti. 2'de 1 ikili mücadele kazanma. Top kaybı 4. Top çalma 1. Ben size maçın hani ilk 45 dakikada çıkan Araujo'yu söyleyeyim. 44'te 41 pas isabeti. Hocam Yanal Keri'ye ben de atarım. 4'te 3 uzun top. Orta isabeti 1'de 0. Kazanılan ikili mücadele 3'te 2. Beyimiz ikili mücadeleye girmeye başlamış. Kazanılan hava topu 2'de 1. Yapılan faul 1. Uzaklaştırma 1. Top çalma 1. Geriye koşu 1. İsmail Yüksek. Çok merak ediyorum. 90 dakika. 90'da 84 pas isabeti. %93. 7'de 6 uzun top isabeti. 1'de 1 top sürme girişimi. 8'de 4 ikili mücadele kazanma. Top kaybı 8.
3 faul yapmış. 1 uzaklaştırma, 1 pas arası, 3 top çalma, 1 geriye koşu. Maçın iyilerinden Samet Akaydın aslında Jack Nee'ye nefes aldırmadı. Ha, bazı yumurtlamaları da yaptı şimdi, Allah var. Uzaklaştırma 3, pas arası 3, top çalma 1, ikili mücadele kazanma 6'da 3, hava topu kazanma 7'de 4, top kaybı 6, 4 faul yapmış kendisine, 2 kez faul yapılmış, 96'da 92 pas isabeti, %96, 1 önemli pas, 8'de 6 uzun top isabeti. Ve Atilla Szalai bence maçın adamlarından biri. 90 dakika 1 gol, 1 uzaklaştırma, 1 engellenen şutu var. 2'de 1 ikili mücadele kazanma, 4'te 2 hava topu kazanma. Top kaybı 12, 1 faul yapmış. Kendisine bir kez yapmış. 82'de 71 pas isabeti. 1'de 1 orta. 9'da 4 uzun top isabeti. 1'de isabetli şutu var. Ferdi bugün kötü günündeydi bence. 90 dakika 1 uzaklaştırma, 1 geriye koşu. 9'da 2 ikili mücadele kazanma. Bir sarı karttan sonra da bayağı düştü. Kazanılan hava topu 1'de 1. Top kaybı 20. Ama normal, çünkü orada aslında Emre Mor'un katkısı daha büyük. Ben size onu söyleyeyim. 80'de 72 isabetli pas, orta isabeti 3'te 0, uzun top 4'te 2, top sürme girişimi 4'te 2 diyor. Bir de Alioski'ye bakalım. Alioski de benzer performans. 67 dakika, 1 uzaklaştırma, 3 geriye koşu, 4'te 0 ikili mücadele kazanma, 12 top kaybı, 1 ofsayta düşmüş, 51'de 44 pas isabeti, 2'de 0 orta, 3'te 2 uzun top, top sürme girişimi 1'de 0. Maçın iyisi, aynı zamanda maçın kötüsü Altay Bayındır. 90 dakika, 3 kurtarış, 2'de 2 kaleyi terk etme başarısı. Yüksekten top alma 1. Ceza sahası içinden atılan şutta 2 kurtarış. Golü getiren hata 1. Yani golü yemese bence 10 üzerinden 10 alabilecek performans. Uzun top isabeti 12'de 6. Bir tane de kısa pas hatası var. O da zaten kapattıkları şeyden dolayı. Yani oyuna girenler çıkanlar bu şekilde. Mustafa hocam, senin puanlaman. Altay 8. Yaptığı hata kabul ama maçı çeviren hamlesi var. Ferdi bence kötü günündeydi ama yine de Emre Mor'la uyum içindeydi. Ferdi 8, Emre Mor 9. Benim bu anlamama göre. Samet 9, Salahi 10. Attığı gol de var. Alioski 7. İdare eder oynadı. İrfan Can bugün 8 veriyorum. Arao'ya aslına bakarsanız çok da düşük vermek istemiyorum ama asli görevini yeterince yapamadı bence. Ha, attığı gol Nizami'ydi. O sayılsaydı 8 alırdı ama 7 veriyorum. İsmail Yüksek 9. Serdar Dursun 6, Valencia 6, oyuna sonradan giren Rossi 6. 33 dakika kendini de gösteremedi şimdi. Arda Güler yaptığı asist maçın kaderini etkiledi. Gençliği de var. Hareketleri de olumlu 10. O sayı, hani o sayıya bakmadık ya. Ona da bakayım. 23 dakika. 11'de 9 pas isabeti, 1'de 0 orta. Uzun top 2'de 1. 1 top sürmede 0 başarı. Kazanılan ikili mücadele 2'de 1, top kaybı 5, engellenen şut 1, top çalma 1. Yine de 6 verelim. Miha Zayt tabii ki galibiyeti getiren golü getirdi. Ama galibiyeti getiren golden ziyade pas yüzdesi 41'de 39, yani %95. 3'te 3 uzun top isabeti. İkili mücadele 3'te 1 ama ikili mücadeleye gerek kalmadan işini becerdi. Ben Zayt'sa 9 veririm. Pedro'ya da 6,8 vermişler ama hak etmiyor ya yani. 6'yı falan anca hak ediyor. Durumlar bu şekilde. Yani arkadaşlar, dediğim gibi biz İrfan şöyle kötü böyle kötü diyoruz ama bir de maçın arka planı var. Ben şunu söyleyeyim, hakemler böyle yapacaksa biz çekilelim ligden. Herkes kendi tiyatrosunu oynasın. Yani hiç gerek yok. Ya bu kadar algıya gerek yok. Bu kadar haksızlığa gerek. Ya biz Altay'ı eleştiriyoruz. Gole sebep olan hata yaptı diye. Kabul. Rossi'yi eleştiriyoruz, işte fizik gücünü bir türlü yükseltmedi, şöyle yaptı böyle yaptı diye. Kabul. İşte Arda Güler'i övüyoruz. Şöyle iyi oynadı, böyle iyi oynadı, kabul. Ama biz bunları konuşmak istiyoruz. Biz bunları konuşmak istiyoruz. Ya biz niye hakemi konuşuyoruz? Ne var hakem konuşacak? Niye biz hakemi konuşuyoruz? Ya kardeşim, hakem göremiyorsa VAR diye bir olay var. Çıkacak VAR diyecek ki bak. Arkadaş, şurası penaltı. Gel izle. Ne var bunda ya? 30 saniye izleyecek, bunda ne var ya? Ya bunda ne var ya? Bak, eğer Fenerbahçe'nin attığı gol sayılsa Fenerbahçe taraftarı Arao'yla barışacak. Arao'yla barışacak Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe'nin penaltısı verirse Valencia arka arkaya 7 maçta gol atmış olacak. Rekorunu kıracak belki. Fenerbahçe daha rahat kalan dakikaları şey yapacak. Samet Akaydın Cagney'e nefes aldırmadı. Biz bunu konuşacağız. İrfan Can Kahveci'ye hani iyi diyoruz kötü diyoruz ama yani performans ortada.
Serdar Dursun konuşacağız. Ne bileyim Ali Özkü konuşacağız. Bunları konuşamıyoruz. Ya futbol konuşmamız için, bu futbolun marka değerinin yükselmesi için lütfen bunu yapın. Dediğim gibi Karagümrük golümden önce kaleci topla iki kez dokun oynuyor. 5 dakika incelediler o pozisyonu. 5 dakika inceleyip onu göremiyorsanız hakemlik yapmayın. Elle bırakıyor topu tekrar geri alıyor. Ya ben o anda hani işim olduğu için çok dikkatli bakamadım ama yapmayın etmeyin. Senin hakem olarak senin işin bu. Senin işin bu kardeşim. Sen bunu yapmak zorundasın. Yani sen bunu yapmak zorundasın. Yani sen bunu yapmak zorundasın. Ben şunu söyleyeyim. Alın size kural hatası. Alın size kural hatası. Yani neyse ya söylemek istediğim çok şey vardı. Yalnız şunu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe gerçekten şampiyonluğu hak ediyor ama bu kadar ayak oyunu, bu kadar şey. Ben şunu söyleyeyim. Ankaragücü maçında gelin destek olun. Kalan maçlarda destek olun. Yani her maçı kırılma maçı, her maç kırılma maçı. Bir şey söyleyeyim mi size? Eğer Galatasaray maçında yatmazlarsa, bak yatmazlarsa bu Karagümrük Galatasaray'a yenilmez. Oradan puan ya da puanlar alır. Bak yatmazlarsa. Ya Adana Demir maçında gördük yani. Yani Galatasaray kazansın diye her şeyi yapan bir Adana Demir. Ben şunu söyleyeyim. Ligde daha çok senaryolar izleriz gibi geliyor. İtidalli davranmak lazım, sakin kalmak lazım, ayak oyunlarına gelmemek lazım. Ayak oyunlarına kim gelmezse sezonu o götürecek gibi ama çok şeyler değişeceğe benziyor. Hakkımızda hayırlısı. Ben Fenerbahçe şampiyonluğu hak ediyor mu diye sorarsanız bence hak ediyor. Derbi performansları kötü kabul. Ama derbi performanslarının müthiş olduğu dışarıda içeride maç kazandığımız yıllarca da şampiyon olamadığımız sezonları da hatırlatırım size. Şunu söyleyeyim. İlk 45 dakikadaki oyun Ankaragücü maçında yetmez. Yetmez. İkinci 45 dakikadaki oyun maçı 45 dakikada bitirtir. Ferdi'den mahrumuz. Bakalım Ferdi'siz nasıl olacağız? Bir açıdan da Ferdi'nin dinlenmesi iyi ama çarşamba maç var. Sonra bayram arası. Yani cumartesi Ankaragücü maçı sonrasında çarşamba bir maç var. Sonrasında pazartesiye kadar maç yani yok. Bayramı da bu şekilde geçirmek biraz iyi olacak. Aslında çift maç haftasında Fenerbahçe'nin fikstürü aslında mantıklı. Yani önümüzdeki maçları kazanmak açısından gerçekten mantıklı. Fenerbahçe için dediğim gibi arkadaşlar senaryo şu. Kalan maçları kazanacak. Arkamıza yaslanacağız. 15 Nisan Cumartesi günü Ankaragücü'yle evimizdeyiz. Ardından 19 Nisan Çarşamba günü Başakşehir deplasmanı. 24 Temmuz nereden çıktı ya? 19 Nisan Çarşamba Başakşehir deplasmanı. 24 Nisan Pazartesi İstanbulspor'la evimizdeyiz. 29 Nisan Sivas deplasmanı hani gözüktüğü kadarıyla. Sonrasındaki maçlara bakacağız. En kritik 5 maçtan birinciyi kazanmış olduk. Kalan 4 maçı da kazanıp bu işi çok ciddi bir şekilde iyi bir yere getirmemiz lazım. Biz 4 maçı kazanırsak emin olun rakibimiz 5'te 5 zaten yapamaz. Ama bize büyük avantaj sağlar. Kafamızı kullanmamız lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.